Evet, merhaba arkadaşlar. TYT Geometri Soru Bankası, Analitik Geometri, Test 8 soru 1 ile devam ediyoruz. Bir doğrunun doğruya göre simetriği sorulmuş. Yalnız burada şuna dikkat edin arkadaşlar. Bakın, bunun eğimi, y'yi yalnız bırakırsanız 2 bölü 3. Bunun eğimi arkadaşlar, eksi 3 bölü 2. Dikkat edin, bunları çarptığınız zaman eksi 1 geliyor. Yani bunlar birbirine dik. O zaman oraya notunuzu alın arkadaşlar. Birbirine dik olan doğruların simetrileri kendilerine eşittir. Yani 2x eksi 3y artı 5 eşittir 0'ın bu doğruya göre simetriyi kendisidir arkadaşlar. O yüzden doğru cevap Denizli. Evet, soru 2 arkadaşlar. Koordinatları tam sayılan kaç tane nokta vardır diyor. Bakın, 1'e 0, 2'ye 0, 3'e 0, 4'e 0 ve 5'e 0. Burada kaç tane nokta var? 6 tane nokta var. Şimdi burası 45 derece arkadaşlar. Bakın şurası 4. Şu hat üzerinde de arkadaşlar koordinatlar tam sayıdır. Ondan sonra aynı şekilde bakın 3, 2, 1. Böyle devam edersek yine bakın şu hat üzerinde de koordinatlar tam sayı olur. Aynı şekilde devam ederseniz yine bu hat üzerinde de koordinatlar tam sayı olacak. Sonra devam edeceğiz. Yine bu hat üzerinde bakın bu nokta ve yine bu nokta. Yani baktığımız zaman burada 6 arkadaşlar sonra 5, 4, 3, 2, 1 olarak devam edecek. Bunu topladığımız zaman cevap 21 Ceyhan gelir. Evet, soru 3 arkadaşlar. Bir doğrunun x eşittir 1 doğrusu. Bu x eşittir 1 doğrusu x eksenine dik olan bir doğru arkadaşlar. Bunun için en güzel yol bunun üzerinde 2 tane nokta seçip buna göre simetrini bulmak arkadaşlar. Bunun üzerinde x yerine 0 versek arkadaşlar y eksi 8 olur. Y'ye 0 verirsek x eksi 4. Y'ye 0 verdik. X eksi 4 oldu. Şimdi bunun x eşittir 1'e göre simetrini alırken arkadaşlar sadece x'ini değiştireceğiz. Bakın 1 artmış. 1 artar, 2 olur, eksi 8 değişmez. Aynı şekilde eksi 4'ten 1'e 5 artmış arkadaşlar. 5 arttırırsanız 6, 0 olur. Şimdi biz bu iki noktadan geçen doğrunun denklemini bulacağız. Eğimini bulursak, eksi 8 eksi 0, 2 eksi 6'dan eğim arkadaşlar 2 gelecek. Ve bu noktaya göre noktası ve eğimi bilinen doğru denklemi yazarsak y eksi 0 eşittir 2 çarpı x eksi 6'dan y eşittir 2x eksi 12 olacak arkadaşlar. O da Edirne şıkkında. Evet, soru 4. Bir noktayı x ekseni doğrultusunda 4 birim sola kaydırırsanız arkadaşlar bunu 4 azaltırsınız. Sol taraf negatiftir çünkü. Ne olur? Eksi 2'ye 5 noktası olur. Sonra y ekseni doğrultusunda 2 birim yukarıya ötelersiniz arkadaşlar. O zaman yukarı pozitiftir. Bu sefer y'yi 2 birim arttırırsınız. Yani eksi 2'ye 7 noktası olur. Bunun orijine olan uzaklığı yani 0 0 olan uzaklığı 2 nokta arası uzaklıktan 7 eksi 0'ın karesi artı eksi 2 eksi 0'ın karesinin kare kökü olur arkadaşlar. Bu da 49 artı 4'ten kök 53 Ceyhan gelir. Evet, soru 5. Bakın burada bir doğru parçası verilmiş. Diyor ki A noktasının 3 doğrusuna göre simetri alınıyor. Burası P noktası olmuş. Sonra B noktasının arkadaşlar x eşittir 9 doğrusuna göre simetri alınmış. Bu da R noktası olmuş. P ile R arasındaki uzaklığı istiyor arkadaşlar. Bakın şunu şöyle şekli kapatırsak. Şimdi bakın şu uzaklık 3'ten 9'a 6. İkisinden de burada olduğuna göre demek ki bu iki nokta arası uzaklık 12 olur. Burayı 9 vermişti zaten. P ile R arasındaki mesafe arkadaşlar. Bakın şuradan Pisagor yaparsanız 9, 12, 3, 4, 5'in 3 katından 15. Yani Bursa gelir. Evet, soru 6 arkadaşlar. Burada formül bilmemiz gerekiyor.
Bakın iki doğru arasındaki açıya alfa dersek, bunun eğimi M1, bunun eğimi M2 ise tanjant alfa arkadaşlar. Mutlak değer M1 eksi M2 bölü 1 artı M1 çarpı M2'dir. Şimdi bakın bunun eğimi Y'yi yalnız bırakırsak buna M1 diyelim. Bunun eğimi 2 olacak. Bunun eğimine M2 dersek Y'yi yalnız bıraktığımız zaman bu da 1 bölü 3 olacak. O zaman tanjant alfa mutlak değer içinde 2 eksi 1 bölü 3 bölü 1 artı 2 çarpı 1 bölü 3'ten. Arkadaşlar işlemi yaparsanız bakın 5 bölü 3. Bu da 5 bölü 3 gelecek. Tanjant alfa 1 olacak. Tanjantı 1 olan açı 45 derece olduğu için doğru cevap Ceyhan. Evet, noktanın doğruya göre simetriği arkadaşlar. Noktanın doğruya göre simetriği yine kendisine paralel olan başka bir doğrudur. Yani 3x eksi 2y artı k biçiminde bir doğrudur arkadaşlar. Şimdi bu doğrunun üzerinde bir nokta seçiyorum. O da bakın x yerine 0 verirsem y'si 6 olur. 2'ye 4 noktanın bu 2'ye 4 noktasına göre simetriği bu doğru üzerinde olmak zorunda. Bakın 0'dan 2'ye 2 artmış. 2 daha arttırırsak 4. 6'dan 4'e 2 azalmış. 2 azaltırsak 4'e 2 olur. Bu da bunu sağlayacağına göre x yerine 4 yazıyorum. Y yerine 2 yazıyorum. Buradan k eşittir arkadaşlar. Eksi 8 gelir. O zaman denklemimizde 3x eksi 2y eksi 8 eşittir 0'dan Edirne gelir. Evet, soru 8. Bir bölge sorusu arkadaşlar. Bakın ilk başta şunun denklemini bulacağız. X'i 5'te kesmiş. X bölü 5 artı y'yi 3'te kesmiş. Y bölü 3 eşittir 1'den. 3x artı 5y eşittir 15 olur. Bakın bunu bu tarafa attım. Şimdi bakın. Orijin bu doğruya göre sağlayan tarafta. Şimdi burada orijin yerine koysak ne yapar arkadaşlar? Sonuç eksi 15 olur. Eksi 15 nedir? Sıfırdan küçüktür. Demek ki bu ifadenin sıfırdan küçük eşit olması gerekecek arkadaşlar. Orijini koyduğumuzda sağlaması için. Şıklara bakıyoruz arkadaşlar. 3x artı 5y eksi 15 sıfırdan küçük olacak. O yüzden A şıkkı gider. Bakın burada doğruyu yanlış vermiş zaten. A ve D şıkları gitmiş olur arkadaşlar. Şimdi bu doğruya bakarsak bu da bakın y'yi 2'de kesiyor. Y bölü 2. X'i eksi 4'te kesiyor. Eşittir 1. Bu da 2y eksi x eşittir 4. Bu tarafa attım. Arkadaşlar bakın bu da orijin sağlıyor arkadaşlar bu doğruya göre. Çünkü sağlayan tarafta 0 0'ı koyduğum zaman eksi 4 yani 0'dan küçük olur. O zaman bu da 0'dan küçük olması gerekir. Bunu eksiyle çarpsak x eksi 2y artı 4'ün 0'dan büyük eşit olması gerekir. Buna bakıyorum. B şıkkında var. C şıkkını da eledik. E şıkkında zaten yanlış vermiş doğruyu arkadaşlar. O yüzden doğru cevap Bursa. Evet, noktanın doğruya göre simetriği verilmiş arkadaşlar. Tabi burada noktanın doğruya göre simetri olan noktayı bulmayacağız. Bakın noktanın doğruya göre simetri olan nokta la bu nokta bu doğruya eşit uzaklıktadır. O zaman ne yapacağım? A noktasının doğruya olan uzaklığını bulacağım. Nasıl buluyordum? Noktayı arkadaşlar yerine yazıyordum. 3 çarpı 3 9 eksi 7 yazdım. 28 artı 8 mutlak değer bölü ne yapıyordum arkadaşlar? X ve y'nin kat sayılarının karelerini topluyorum. Buradan 45 bölü 5'ten 9 oluyor. Yani şu uzaklık 9 olur arkadaşlar. Bu uzaklık da 9 olduğuna göre AB 18 Edirne gelir. Evet, soru 10 arkadaşlar. Şimdi soru 10'da İlk önce y eksenine göre yansımasını alacağız. Bakın bunun y eksenine göre yansımasını aldığımızda arkadaşlar şöyle bir şekil oluşacak. Bu y eksenine göre yansıması. Sonra bunun orijin etrafında saat yönünde 90 derece döndüreceğiz. Yani saat yönünde 90 döndürürsek bakın bu nokta tabii şöyle yapalım. Bakın bir xy noktası saat yönünde 90 derece döndürülürse y'ye eksi x noktası olurdu. Mesela bu nokta nedir? Eksi 2'ye eksi 2. Bu nokta
eksi 4'e eksi 2 arkadaşlar. Bu nokta eksi 4'e eksi 3. Aynı şekilde bakın bu nokta eksi 3'e eksi 3. Bu noktaya bakalım. Eksi 3'e eksi 6. Bu noktaya bakarsak o da eksi 2'ye eksi 5 arkadaşlar. Şimdi bunları bakın bu kurala göre döndürürsek ne olacak? Eksi 2'ye 4, eksi 3'e 4, eksi 3'e 3, eksi 6'ya 3, eksi 5'e 2 olacak arkadaşlar. Bunu da şıklarda baktığınız zaman arkadaşlar Denizli şıkkında olduğunu göreceksiniz. Doğru cevap Denizli. Evet, soru 11. Noktanın doğruya göre simetri. Az önce yapmıştık arkadaşlar. Bakın bu B noktası 6'ya 5. Şimdi arkadaşlar bakın. A ve B'den geçen doğrunun eğimi. 5'ten eksi 3'ü çıkardık. 8, 6'dan 4'ü çıkardık. 2 eğimine geldi 4. O zaman bunun eğimi birbirine dik olduğuna göre eksi 1 bölü 4 olur. Bakın burada y'yi yalnız bıraktığınızda bunun eğimi nedir? Eksi n'dir. Demek ki eksi n'ye eşittir. Eksi 1 bölü 4'ten n 1 bölü 4 gelir arkadaşlar. Bir de orta nokta var. Bakın 6 ile 4'ü topladık 10, yarısı 5. Eksi 3 ile 5'i topladık 2, yarısı 1. 5'e 1 bu doğruyu sağlayacak. X yerine 5 yazıyorum. Y yerine 1 yazıyorum. N'yi de 1 bölü 4 bulmuştum. Buradan 5 bölü 4 artı 1 artı P eşittir 0'dan işlemi yaparsanız P eksi 9 bölü 4 Edirne gelir. Evet, soru 12 arkadaşlar. Bir köşesinin koordinatları verilen bir dikdörtgen varmış arkadaşlar. Simetri ekseni. Arkadaşlar simetri ekseni tam kenarlarının paralel ve ortalarından geçen doğrulardır. Diyelim şu y eşittir x olsun arkadaşlar. Bu da y eşittir eksi x olsun. Bakın 4'ü 6'nın y eşittir x'e göre simetri. Yer değiştirseniz 6'ya 4 olur. 6'ya 4'ün y eşittir eksi x'e göre simetrisini alırsanız hem yer hem işaret eksi 4'e eksi 6. Tekrar y eşittir x'e göre simetrisini alırsanız eksi 6'ya eksi 4 olur arkadaşlar. Bunların ordinatları toplamı yani 4 eksi 6 daha eksi 2 eksi 4 daha eksi 6'dan cevap bursa gelir.